Merhaba dostlar. Az önce Kaptan Marvel'dan geldim. Kaptan Marvel'ın The Marvels filminden geldim. Gerçekten dedikleri kadar kötü mü? Hemen size baştan söyleyeyim. Zaten spoilersız ve kısa bir video olacak. Bu videoyu gidip gitmemekte kararsız kalanlar için yapıyorum. Şimdi artık filmler şöyle oldu. Marvel filmleriyle Marvel'ı sevmeye başlayıp filmler birazcık kötüye sarınca izlemeyi bırakanlar ya da dizileri falan takip etmeyenler Marvel filmleriyle yine Marvel'ı tanıyıp aşırı fan olup her bütün yapımlarını izleyip beğenenler Marvel filmlerinden önce Marvel'ı sevip yani çizgi roman filan okuyan kemik bir fan kitle Marvel filmlerini izleyen ve normal seyirci. Yani böyle artık bölündü ve Marvel'ın çalkantılı yani bir film iyi bir film kötü gidişatlarından sonra dizileri de buna katarsak bu ayrım daha da açıldı bence. Yani benim gözlemim bu şekilde en azından. Ama Marvel toparlayacağını söyledi zaten ve yapıyor da. Daredevil filmi dizisi iptal oldu Born Again. Tekrar çekilmeye başladı. Blade Art 18 bir şekilde tekrar çekilmeye başladı. Senaryoları, işte CGI'ları filan hepsini üzerine uğraşıp düzelteceklerini söylediler. Zaten Multiverse Saga'ya da girdik. Bu arada bence hani Thor falan gibi zayıf filmler hariç Marvel'ın aşırı kötü diyebileceğim işte bir şeyi yok. Hani en kötü işi bile en azından eğlenceli ve kendini izletebilen bir şey oluyor. Hani ben She-Hulk'a gelen kötü yorumları falan anlıyorum. Hulk'ın oğlunu falan gördüğümde ben de böyle yani falan olmuştum ama sonuçta adamlar bir evreni kurdu. Gerçekten büyüktü ve şu an Multiverse Saga'ya gidiyorlar. Çoklu evrene. Ve şu an her şeyi baştan sıfırlayacaklar zaten Secret Wars sonrası. O yüzden bu kötü, iyi, bilmem ne dengesizliğinin bir önemi kalmayacak. Marvel filmi izlerken aynı zamanda bir yatırım gibi izlediğiniz için hepsi birbiriyle birleşiyor, orada çıkıyor, burada çıkıyor gibi düşünebiliriz. Bu yüzden hoşuma gidiyor yani. Ben her türlü izliyorum iyi kötü işlerini. Kötü işlerini de savunma amaçlı söylemiyorum. Ama o kötü diye bütün yorumlara bakıp hiçbir şey izlememeye başlarsak ipin ucu kaçıyor. Bu sefer izlemezsek de adamlar para kazanacak ve gerçekten izleyemeyeceğiz bir daha güzel Marvel yapımları ya da böyle büyük evrenler. Adamlar da nostaljiye dayanarak işte Tony Stark'ı getirecek, onu getirecek, bunu getirecek. Mecburen izleyiciyi tekrar çekmek için falan filan. Neyse Deadpool filmine kadar yani adam akıllı Multiverse filmine kadar son izlediğimiz minik çaplı Multiverse filmlerinden biriydi The Marvels. İçinde Multiverse elementleri var. Bunu da gidin diye söylüyorum. Dedikleri kadar kötü müydü ya da iyi miydi? Şöyle söyleyeyim. Bence ortaydı. Kesinlikle çok kötü değildi. Yani kesinlikle seyir zevki iyi bir filmdi. Kötü adamı daha doğrusu kadını kötüydü. Marvel'ın unutulur kötü villainlarından bir tanesiydi yani Marvel'ın. Bu filmden sonra bir daha izleyip ya da hatırlamayacağınız villainlardan bir tanesiydi diyeyim. Ama villain'ın hikayesi en azından arkasında durabileceğiniz bir hikayeydi. Yani villain da bir noktada haklı diyebiliyordunuz. Monica Rambeau, Miss Marvel ve Captain Marvel'ın arasındaki o birbirlerinin yerini alıyorlar. Geçişler falan çok güzeldi. Filmin en sevdiğim kısmı dövüş sekanslarıydı. Yani dövüşme koreografilerini aşırı iyi yapmışlar bence. Bir de arada dövüşürken bunlar yer değiştiriyor falan. Çok güzel olmuş. Oralara bayıldım. Bu kadar beklemiyordum. Genelde dövüş sekansları böyle kesilip biçilir böyle. Kamera farklı açılardan olur falan filan. Genelde bok ederler oraları. Bu güzeldi. Orayı beğendim. CGI'lar Marvel'ın son işlerine göre böyle hani hep kötü mütü oluyordu ama burada çok gözüme batmadı. Filmde sadece bazı espri olarak konulan yani tek bir şey aslında gülmedim. Orada bir uzaylı halkı vardı işte farklı bir halk. Zaten gidince anlarsın spoiler vermek istemiyorum. Oraya pek gülmedim açıkçası. Birazcık böyle filmin tonunun dışında kaldığını düşündüm. Ama o da yani çok önemli bir şey değil. Onun dışında film hızlıydı. Zaten 90 dakikaydı. Yani dizi yapılacakken film olmuş bir film neticede. Ben zamanının iyi kullanıldığını düşünüyorum filmin. Daha uzun olsa uzun gelirdi, daha kısa olsa daha kısa gelirdi. Tam cuk oturmuş. Yani seyir zevki hani gittiğinizde pişman olmayacağınız bir filmdi. Filmin phasing'i yani ilerleyişi, konunun ilerleyişi birazcık karışıktı. Yani film kesilip biçilmiş çok belli oluyor. Hani film aslında farklıymış, daha farklı yapılmış falan bazı sahneler eklenmiş, çıkılmış gibi şeyleri belli ediyor kendince.
Ama dediğim gibi genel olarak baktığınız zaman eğer Marvel filmlerini seviyorsanız, bu evreni seviyorsanız gidip keyif alabileceğiniz bir film yani. Böyle çok düzenli düşünmeye gerek yok. Hani bekleyip tabii Disney Plus'a düştüğünde falan, Disney Plus'a düştüğünde ücretsiz de izleyebilirsiniz. Bu da ayrı mevzu. Ya benim diyeceklerim bu kadar. Bir de filmin mid credit scene'i var. Yani film bittikten sonra bir tane sahne var. Bütün yazıların sonunda yok. Bu renkli yazılar bittikten sonra bir sahne var. Orası çok iyiydi bu arada. Yani CGI olarak değil ama çok güzeldi. Yani güzel bir sahneydi. İleride bizim neleri beklediğini gösteren harika bir sahneydi. Marvel Endgame'den sonra biraz toparladı. Arada çok iyi filmler çıkardı. Guardians of Galaxy falan gibi, işte No Way Home geldi falan. Ama tekrar toparlayacak. Tekrar o muhteşem günlerine geri dönecek. Zaten ben Loki'yi de çok beğendim. Loki muazzam bitti bence. Müthiş bir dizi oldu. Evet, yani Marvel'la ilgili düşüncelerim bunlardı. Öyle yerin dibine soktukları gibi değil dostlar. Eğer seviyorsanız gidip rahatlıkla izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.